İsveç NATO üyeliğine kesin gözüyle bakıyor. Zira Stockholm yönetimi daha Kuzey Atlantik Antlaşması örgütüne üye olmadan topraklarını NATO askerlerine açtı. Açıklama İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la Savunma Bakanı Paul Jonsson'dan yapıldı. Başbakan ve Savunma Bakanı Rihiyete gazetesine yazdıkları ortak makalede NATO birliklerinin ülkede geçici olarak konuşlandırılmasına izin verildiği bildirildi. Kristasyon'la Johnson, Rusya'nın kendileri için tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Makalede İsveç hükümetinin ordunun gelecekteki ortak operasyonlara olanak sağlamak üzere NATO'ya üye devletlerle hazırlıklar yürütebilmesini karara bağladığı aktarıldı. İsveç Başbakanı ile Savunma Bakanının ortak yazdığı makalede Rusya bizim için hala bir tehdit. Kriz veya savaş durumunda diğer ulusların askeri kaynaklarını hızla bölgemize getirebilmeliyiz. İsveç hükümeti olarak ittifaka üye olmadan NATO birliklerinin ülkemizde geçici olarak bulunmalarına izin verdik ifadeleri kullanıldı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin talebi doğrultusunda Finlandiya ile İsveç askeri tarafsızlık politikasından vazgeçti. NATO'nun genişlemesi stratejisi kapsamında iki ülke 18 Mayıs 2022'de NATO üyeliği için başvuru yaptı. İsveç terör örgütlerinin zaten kuluçka merkezi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilk başta hem Finlandiya'nın hem de İsveç'in NATO üyeliklerini ülkelerin PKK ve FETÖ mensuplarına kucak açmasını gerekçe göstererek reddetti. Erdoğan'ın itirazı kısa sürdü. Finlandiya Nisan ayında NATO'nun 31. üyesi oldu. Bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz. İsveç'in üyeliği için Türkiye ve Macaristan'dan henüz onay çıkmadı. Ancak Temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO liderler zirvesinde Tayyip Erdoğan'ın onayıyla İsveç'in NATO'ya üye olmasına kesin gözüyle bakılıyor.